Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Talak Suresi 1-3. ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, İzâ tallaktumun nisâ'e, kadınları boşadığınızda, fetalliguhunne li iddetihinne, onların iddetleri içinde boşayınız. Ve ahsul idde, ve iddeti, o bekleme sürelerini sayınız. Vettegullaha rabbekum, Rabbiniz olan Allah'tan korkunuz. Değerli izleyenlerim, hayatın acı gerçeklerinden birisi boşanma olayıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ebgadul halal ilallahi attalak buyurmuştur. Yani Allah'ın en hoşlanmadığı helal boşamadır. Bu da bir realite. İnsanın en mutlu olduğu günlerden birisi evlilik günüdür. Ve insanlar evlilik yoluyla bir araya gelir ve böylece yuvalar kurulur. Evlilik öncesinde toz pembe renkler hakimdir. Ve iki taraf birbirini daha çok belki bir takım başka duygularla sever. Bu bir miktar onları götürebilir ama ardından artık yeni şeylere ihtiyaç var, olgunluğa ihtiyaç var. O ilk heyecanları bittikten sonra evliliği devam ettirmekte bir takım problemler yaşayabilirler. Bugün Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın pek çok yerinde boşanma olayları hayli artmıştır. Bazı ülkelerde %40, %50'lere kadar varmıştır. İslam ülkelerinde boşanma oranı Batı ülkelerine nispetle daha az. Arada epey bir fark görülüyor. Ama bizde de boşanma olaylarının arttığı, o da bir vaka. İşte Kur'an-ı Kerim'de boşanma ile alakalı ayetlerde yer almış. Talak suresi boşama anlamında. Burada da bununla alakalı bazı hükümler bize bildiriliyor. Esasen boşama istenilen bir şey değil ve dinde asıl olan nikahın daimi olmasıdır. Ancak bazen öyle durumlar olur ki artık aile yuvası epey yara almıştır. Beraberlikleri mümkün olmaz bir hale gelmiştir. Hayat iki taraf içinde adeta bir işkenceye dönmüştür. Normalde aile yuvası bir mutluluk merkezi olması gerekirken problem merkezi haline gelmiştir. Böyle bir durumda boşanma da bir haktır. Böyle bir şeye de din cevaz vermektedir. Bazı dinlerde evlilikten sonra boşanmak yasak kabul edilmiş. Allah'ın gönderdiği hüküm böyle olmayabilir ama insanlar zamanla böyle bir duruma getirmişler. Bu da çözüm değil ve bu şekilde bunların zoraki hayatını devam ettirmeleri hayatı devamlı kendilerine bir işkence yapacaktır. O da çözüm olmamaktadır. İşte esas olan evliliğin devamı olmakla beraber boşanmayı netice verecek bir takım durumlar olmuşsa bu da bir haktır. Bununla alakalı hükümler de Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Burada bu ayette Allah-u Teala peygamberimize hitap ediyor. Ey peygamber, hanımları boşadığınızda, kadınları boşadığınızda onları iddetleri içinde boşayın. Yani bunun da kendine göre bir prosedürü var, bir zamana yayılması var. Ona göre boşayın. Ve ahsul idde, ve o iddeti, bekleme sürelerini de sayın. Vettegullaha rabbakum, ve Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Burada şunu belki belirtmekte fayda var. İslamiyet'te boşama yetkisi erkeğin elinde. Ancak kadının da boşanma hakkı vardır. Bunun için hakime müracaat eder ve o şekilde boşanma gerçekleşir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir kadın Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor. Ya Resulallah diyor, ben kocamla geçinemiyorum, boşanmak istiyorum. Peygamber Efendimiz kadının kocasını çağırıyor, çağırttırıyor ve onun görüşünü alıyor. Erkek ise evliliğin devamından yana. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kadına, bak diyor, kocan evliliğin devamını istiyor. İstersen evliliği devam ettir. Kadın peygamberimize soruyor. Ya Resulallah, bu sizden bir emir mi? Peygamber Efendimiz hayır, emir değil diyor.
Bunun üzerine kadın, ya Resulallah, evlilikte mutlu değilim, ayrılmak istiyorum diyor. Ve Peygamberimiz aralarında boşanmayı gerçekleştiriyor. Yani bu manada kadının boşanma hakkı bulunmakta. Bunun için hakime müracaat eder ve boşanır. Ama boşama yetkisi, doğrudan re'sen boşama yetkisi erkeğe verilmiş. İslamiyet'in belki tenkit edilen yönlerinden biri de bu. Bu yetkinin için erkeğe verilmiş. Bununla alakalı şu noktayı belki ifade etmekte fayda var. Kadın erkeğe nispetle daha hissidir. Daha böyle kendisinde his, heyecan hakimdir. Bundan dolayı eğer bu yetki kadında olmuş olsa herhangi bir durumda çok rahat kocasını boşar. Ama erkek biraz daha tedbirli olur, biraz daha soğukkanlıdır. Bunun neticesinde kolay kolay boşadım ifadesini kullanmaz. Bundan dolayı bu yetki erkeğe verilmiş. Hatta ben ilmi bir toplantıda ilahiyatçı bir bayanın konuşmasını hatırlıyorum. Kendisine bu soru sorulmuştu ve demişti ki ben işte ilahiyatçıyım, beyim de şu anda dinleyenler arasında, mutlu bir aile hayatımız var. Fakat dedi, itiraf edeyim ki eğer boşama yetkisi bende olsaydı herhalde bizim evliliğimiz şimdiye bitmiş olurdu. Bu şekilde kadının tabiatına dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. Demek ki bu şekilde bir tabiat farklılığı söz konusu. Bundan dolayı da boşama yetkisi erkeğe verilmiş. Ancak belki çoğu kimsenin bilmediği bir şeyi bu vesileyle söyleyeyim. Evlilik akti yapılırken, yani nikah kıyılırken kadın isterse 3 boşama yetkisinin tamamını veya bunlardan bir veya iki tanesini kendi uhdesine alabilir. Ben bu şartla evleniyorum diyebilir. Böyle bir durumda bütün yetkiyi almışsa boşama yetkisi de kadının elinde olur. Ve bir tanesini almışsa bir tanesini kullanmak yine kadının elinde olur. Tabi burada 3 derken Kur'an'ın başka yerinde bu anlatılıyor. Et-talâgu merraten, yani 2 defa boşama var. Üçüncüsünde ise ya artık beraberliklerini devam ettirecekler veya nikah bağı tamamen kopmuş olacak. La tuhricuhunne min buyutihinne, onları evlerinden çıkarmayın. Yani evli olmuş olduğunuz kadını boşamak istediğinizde iddetini sayarak işte belli bir süre beklemesi gerekiyor. O iddeti sayarak kendisine boşama hükmünü uygulayın ve o zaman zarfında da o evinde yine dursun. Onları evlerinden çıkarmayın. Evinizden demiyor da evlerinden diyor. Çünkü 3 boşama yetkisi birden kullanılmadığında herhangi bir nikaha lüzum kalmadan yine beraber olabileceklerdir. Ama 3 bağdan bir tanesi o zaman kopmuş olacaktır. Ve la yahrucne, onlar da çıkmasınlar. Yani siz onları çıkarmadığınız gibi onlar da çıkıp gitmesinler. İlla en ye'tine bi fahişetin mubeyyine, ancak gayet açık çirkin bir fiil işlemişlerse o müstesna. Yani bu da boşanma sebeplerinden biridir. Kadın ahlakı zedeleyecek, erkeğe gerçekten çok büyük bir leke bırakacak şekilde apaçık bilinen bir fuhşiyatı olmuşsa, zina gibi, böyle bir durumda onun evden çıkarılması uygundur. Ayet-i Kerime böyle bir noktaya dikkat çekiyor. Bununla beraber onları evlerinden çıkarmayın. Onların fuhşa düşme gibi bir tehlikesi varsa evlerinden çıkarmayın gibi, bu manada da ayetin yorumu yapılmış. Ve tilke hududullah, işte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, hudutlardır. Ve men yetaadde hududallah, kim Allah'ın koyduğu sınırları aşacak olsa, fakat zaleme nefse, o kendi nefsine zulmetmiş olur. Yani Allah-u Teala boşanmayla alakalı belli esaslar ortaya koymuş. Bunlara uymak gerekir. Boşamayı yaparken de o esaslar çerçevesinde yapmak gerekir. Yoksa bir heyecanla bütün bağları koparır bir şekilde boşsun, boşsun, boşsun deyip bütün nikah bağını koparmak, bu dinen hoş görülmemiştir. Din bunu tasvip etmemektedir. La tedri leallallah yuhdisu ba'de zelike emra. Yani bilemezsin. Ola ki Allah
umulur ki Allah bundan sonra başka bir şey meydana getirir. Yani o iddeti bekleme sırasında, yani diyelim ki bir defa bir boşsun dedim ve bunun için beklemesi gerekiyor. Hemen bütün bağ kopmadığından dolayı o zaman zarfında iki taraf birbirini özlemiş olur. İki taraf birbirine muhtaç olduğunu fark etmiş olur ve bunun neticesinde evlilik bağını devam ettirme kararı alırlar ve yuva yıkılmadan tamir edilmiş olur ve yollarına beraberce devam ederler. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Kadınlar o iddetle alakalı bekleme süresine ulaştıklarında فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Onları ya maruf bir şekilde tutun اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ veya maruf bir şekilde onlardan ayrılın. Yani hanımından o şekilde bir boşama hakkını kullandığında artık netice itibariyle ya beraber olacak veya bağları koparmış olacak. İşte ya onları güzel bir şekilde yanınızda tutun, yani evliliği devam ettirin, yahut da güzel bir şekilde onlardan ayrılın. Ve eşhidu zevey adlin minkum ve içinizden adil, adaletli iki tane şahit tutun. Yani artık evliliğin bittiğine dair içinizden iki tane de adil şahit tutun. Malum evlilik akdi meydana gelirken de en azından iki tane şahidin olması esas. Bugün resmi merasimlerde de yine aynı şekilde en azından iki tane şahit bulunduruluyor resmi nikahlarda. Dini nikahta da yine durum aynı şekildedir. Şahitler eşliğinde evlilik akdi gerçekleşir. Eğer bir boşamayla buna son veriliyorsa bu durumda da yine iki tane adil şahidin huzurunda boşamanın gerçekleşmesi gerekiyor. Böylece artık bunların birbirine yabancı olduğu çevre tarafından da bilinecektir ve herkes ona göre değerlendirecektir. وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Ve şehadeti Allah için yapın. Yani yalancı şahitlik yapmayın, dosdoğru bir şekilde şahitlik yapın. ذَلِكُمْ يُعَزُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Sizden Allah'a ve ahiret gününe inanana işte bu tavsiye edilmektedir. Yani Allah'a inanan, ahiret gününe inanan birisi bu esaslara göre bunu yapsın ve bu prosedürü uygulamak suretiyle boşama meselesinde ona göre hareket etsin. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve yarzuku min haythu la yahtesib ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. Yani evet, insanlar zaman zaman bunalıyor, daralıyor. Aile hayatında da zaman zaman sinirler geriliyor. İki taraf birbirine en yakınken adeta birbirine yabancı, birbirine düşman gibi bir hale geliyor. Ama bu konuda Allah'tan korkarsa iki taraf, dinin ölçülerine riayet etmeye çalışırlarsa işte Allah-u Teala onlara bir çıkış yolu gösterir ve ummadıkları yerden onları rızıklandırır. Rızık kapıları Allah'ın elinde. Allah-u Teala rızık kapılarını dilediği şekilde açar ve o şekilde insanlara imkanlar bahşeder. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül etse Allah ona kafidir, Allah ona yeter. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ Ve Allah'ın emri yerine varacaktır. Yani Allah'ın emri yerine ulaşacaktır. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şey için bir ölçü takdir etmiştir. Yani her şeyin kendine göre bir kadri, kıymeti, bir değeri, bir ölçüsü vardır. Bu meselelerde de insan bir imtihandan geçiyor, birbiriyle deneniyor. Kadın ve erkeğin, karı koca olmuş kadın ve erkeğin de birbiriyle imtihanları var. İnsanlar mallarıyla denendiği gibi hanımlarıyla, kocalarıyla da deneniyor ve böylece herkesin ayarı, derecesi açığa çıkıyor, ortaya çıkıyor. Ve insanların kaliteli veya kalitesiz olduğu bu şekilde biliniyor. Değerli izleyenlerim,
Bugünkü programımızda boşamakla alakalı bazı noktaları Talak suresinin ilk 3 ayetinden ifade etmeye çalıştık. Başta da ifade etmeye çalıştığım gibi esas olan evliliği devam ettirmektir. Ve nikah akdi dünyada ve ahirette bir ve beraber olmak için yapılır. Ve nikahta ebedilik esastır. Ama bazı özel durumlar olur ki artık evlilik çekilmez bir hale gelmişse böyle bir durumda da boşama haktır. Ama bunun da kendine göre burada anlatılan ve Nisa suresinde ayetlerde anlatılan belli bir prosedürü vardır. Ona göre bunu yapmak, uygulamak gerekir. Cenab-ı Hak her birimizin ailesini bir hane-i saadet eylesin ve mutlu bir şekilde dünyada ve ahirette birlik, beraberlik nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.